Uhud'da da Müslümanlar malumunuz Ali İmran suresinde de yansımıştır. Biz Bedir'de de Allah için savaşıyorduk. Uhud'da da Allah için savaşıyoruz. Ne oldu bize? İçlerinden geçirmeye başladılar. Ama orada ayet uyarıyor. Diyor ki siz Bedir'de bütün beşeri duygulardan soyunup üzerinize düşeni yaptınız. Sırf Allah adına savaştınız. Allah adına mücadele ettiniz. Ama Uhud'da bir kısmınız asıl gayeden saptı. Eyvallah. Asıl gayeden sapınca da Allah sizi kendi emellerinizle baş başa bıraktı. Kultum enna hâzâ. Bu yenilgi başımıza nereden geldi Ya, dediniz. De ya. ki kul huve min indi enfusikum. Ya bu. Kendi yüzünüzden geldi. Şimdi Siz ellerinizle yaptınız. siz ya işte Kur'an'ın Eyvallah. dili budur hocam. Eyvallah. Yani siz haksızlık dedim, özür diliyorum. Tembellik yapıyorsunuz. Ondan sonra yaptığınız haksızlığı, hukuksuzluğu, tembelliği Allah'a fatura ederek, tabirimi mazur görün, bunun Eyvallah. üzerinden kulluk bilinci geliştirdiğinizi sanıyorsunuz. Benim peygamberimin hayatında ben hiçbir zaman işte Bedir'de olduğu gibi aldı bir avuç toprağı attı gözlerine, onlar gözleriyle ovalarken Müslümanlar saldırdı, öldürdüler. Yok efendim, yağmur yağdı da bir taraf balçık oldu, bir taraf çamur halin balçık olduğu için hareket kabiliyetlerini kaybettiler. Ama Müslümanların tarafı da zemin sertleşti. Hocam, sünnetullah vurgu yaptığınız için bunu Eyvallah. hatırlatıyorum hocam. Eyvallah. Söylemek istedim. Sünnetullah nedir hocam? Allah bir yasa Evet. belirlemişse o yasa hiçbir zaman değişmez hocam. Bakınız, her yer karanlık. Eyvallah. Yani coğrafi olarak tabii ki dünyanın aydınlık tarafı var ama şöyle somutlaştıralım. Yağmur yağdığı zaman masanın bu tarafına veya Mustafa Hoca'nın tarafına yağar da İsrafil Eyvallah. Balcı'nın tarafına yağmaz diye bir şey yok hocam.